Yol TV'den merhaba. Bu haftaki konumuz HDP Eski Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda örgütlemeden sorumlu Eski Genel Başkan Yardımcısı Sayın Alican Ünlü. Efendim hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Gündemimizi biliyorsunuz son dönemlerdeki kayın durumları var. Halkın iradesiyle seçilmiş bir belediye başkanını direktmen atmayla devlet dışı bırakıp AK Parti'nin kendine uygun, kendi düşüncelerine uygun bir şekilde atamalar yapmasını nasıl buluyorsunuz? Bu halkın iradesine seçilmiş başkanına darbe değil midir? Bunu 15 Temmuz'da yaşananla aynı olduğunu düşünebilir miyiz? Bu iktidar MHP, AKP, Ergenekon, ittifak iktidarı sadece 3 belediye, 3 büyükşehir belediyemize kayyum atamadı. Dediğiniz gibi 15 Temmuz'dan sonra bunu bir lütuf sayan, darbeyi lütuf sayan, bu lütfu da yaşamın, toplumun bütün yaşam alanlarında uygulayan bir yönetim tarzı var. Yine sadece 3 tane belediye kayyum atamadı bu iktidar. Yönetilmez hale getirdiği bu ülkeyi bütün alanlara kayyum atadı. Yani bugün Türkiye yargısına kayyum atanmıştır değil mi? Evet. Mesela son özellikle gündemde olan yargı yılı açılışının sarayda yapılması şimdi bu üç belediyeyi aşan bir kayyumdur. Niye? Tam da bu üç belediyemizin haksız, hukuksuz, hiçbir yasal dayanağı olmayan, hiçbir toplumsal karşılığı olmayan bir kayyum atamanın zihniyeti hukuksuzluktan kaynaklıdır. Çünkü hukuka bu ülkenin adaletine, hukukuna, yargısına kayyum atamıştır. Diğeri yine bu ülkenin belki de insani vicdanı, insan vicdanını kişilik olarak eğitilmesi gereken akademik alan, değil mi? Üniversite. Evet. Şimdi bu toplumun şekilleneceği eğitim camiasına, akademik camiaya kayyum atamıştır. Yani onun için sadece sanki diğer alanlarda demokratik bir yönetim var da, bir hak hukuk var da, ama sadece işte bu hukuksuzluğu 3 tane belediye kayyum atarak sağlıyor. Tam tersi hukuksuzca yönetiyor bu ülkeyi. Biliyorsunuz en çok ilki... Bu da faşizmin bir parçası diyebilir miyiz? Tabii ki toplumun istem taleplerini halkın en objektif şekilde bilgi alma hakkı olan mesela sizler değil mi? Evet. Şimdi basına kayyum atamıştır. Bir partinin artık bir basın bülteni gibi çalışır hale getirmiştir. Çok az sayıda muhalif basın dışında, o da çok zor koşullar altında bu kamu görevini görüyorsunuz mesela sizler. Yargısı yine bir partinin hukuk komisyonu haline getirilmiş bir yönetimden bahsediyoruz. Tabii ki şuna şaşmamak lazım. Yine diyorum mutlaka bir halkın iradesine gasp edilmiştir. Ama bu ülke gasp edilmiş. Bu ülkenin mesela Kaz Dağı, Munzur, birçok yer yine bu doğaya kayyum atanmıştır. Doğanın yaşamına, doğanın talanına, diyoruz ya, halkın iradesine müdahale gasp ediliyor. Şimdi doğa da gasp ediliyor. Onun için gaspçı faşizane bir iktidar kliği var, bir blok var. Tabii ki dediğiniz gibi en son olarak da bunun en bariz şekli, en büyük yenilgi aldığı İstanbul seçimiydi. Yani bu kayyum zihniyeti yöntemi önceden de denedi. Önceden atadığı kayyumların biliyorsunuz 3 ay içinde o da çok az bir birimini az koşullarla, çok zor koşullarla ama ne kadar çalıp çırptığını, hırsızlıklarını, orayı nasıl pervasızca kullandıklarını, güya halkın adına el koydukları ama el konulan o halkın ilk başta diline, kültürüne, çok özellikle kadın kurumlarımıza gasp edildi. Tabii bu gasp sonrası biliyorsunuz bir seçim stratejimiz vardı. Bu seçim stratejisinde gaspın ortadan kaldırılması için biz Kürdistan'da gasp edilmiş belediyeleri geri almak, demokratik bir ulusal birliğin stratejisiyle seçime gittik. Diğeri ise bunu niye söylemek istiyorum? Bu ilk yaşanan bir şey değildir. Evet, kesinlikle. Ama sanki bir umutsuzluk kavası da doğmaması için bunları söylüyorum.
Yani bu denendi ama boşa çıkarıldı. Mesela Batı'daysa AKP, MHP faşizmine kaybettirip ama bir başka partiye kazandırmak değildi. Demokrasi güçlerini kazandırmak. Demokrasi güçlerinin mücadele zemini geliştirmeydi. Evet. İşte tam da bugün. Çünkü faşizm bisiklet pedalı gibidir, durmaz. Nasıl durmaz? Yani haktan, hukuktan, adaletten, faşizane yöntemlerinde durup da çok olağan bir duruma geçmez. Doğaldır ki pedalı sürekli çevirmesi gerekiyor. Neye doğru? Faşizane yöntemler doğrusuna çevirmek zorunda. Haksız, hukuksuz, gasp ederek bütün muhalefeti bastırması gerekiyor ki iktidarı sürdürebilsinler. İşte bu da onlardan biridir. Peki ama işte bu da mesela bazı kesimler şaşırır gibi yapıyor. Hayır, faşizm hala iktidarda. İktidarda olduğu sürece tabii ki bu tür kayyumlar atanacak ve bunun ötesinde de bu tür uygulamalar sağlanacaktır. Mesela dikkat edin, Batı. Bu Batı'da bu faşizane sadece kayyum atamadı Kürdistan'da geçmişte. Kentleri yaktı yıktı. Şimdi ama Batı'da şöyle bir yanılgılı yaklaşım vardı. Bu sanki orayla sınırlı bir faşizane yöntemlerdi ama tam tersini gördüğünüz gibi daha sonra Batı'da muhalif olan hiçbir basın, demokratik kitle örgütleri, emek mücadelesi, çevre mücadelesi hiçbir şeye fırsat tanınmadı. Her şey kayyumlu hale getirildi. Kanun hükmüyle. Çünkü bu iktidarın halktan aldığı meşruluk hükmü kalmamıştır. Dikkat edin, her şey artık kanun hükmüyle. Niye? Başka bir hüküme dayanıyor. Aslında seçilmişlik bir iktidardı değil mi? Hep sandıktan bahsediliyordur. Bugünkü bu üçlü klik güya meşruluğunu seçimden aldığını söylüyor. Ama peki meşruluğunu seçimden almış olsaydı, halk iradesinden almış olsaydı o meşrulukta onun hükmüyle yönetmiş olacak. Ama dikkat edin, kanun hükmü denmesinin nedeni kendi hükmü kalmamıştır, meşruluğu kalmamıştır. Veya kararnamelerle bu ülkeyi yönetmek, hukuksuz dışı artık yönetme yöntemi ancak koşulları kalmıştır elinde. Biz onun için tam da işte Batı'daki seçim strateji tam da bugünler içindi. Ortak bir mücadele zeminin oluşturmak içindi. Şimdi anlaşılıyor ki niye? Faşist yöntem, bu faşist zihniyet toplumun bütün kesimlerini peyderpey mutlaka aynı sertlikte tesir altına alacaktı. Bu tesiri altına almadan demokrasi güçlerinin ortak mücadele zemini yaratmak gerekiyor. Bu da yaratıldı. Peki dün İstanbul seçimiyle beraber. Peki dün Kemal Kılıçdaroğlu bu kayyum atamaları sadece HDP ile ilgili olarak görmememiz gerekiyor. Demokrasiye ve hukuka yapılan bir darbedir dedi. Bunu yeterli buluyor musunuz? Evet. Ya açıklamalar önemlidir. Yani bir toplumda en azından öncülük edecek siyasal oluşumlar, bireyler, kişiler, kurumlar önemlidir. İlk açıklamalar önemlidir. Çünkü toplumda bu doğrultuda bir tepki oluşacaktır. Şimdi en azından sadece bir kurumun, bir partinin, bir genel başkanın açıklaması değil. Ama bu faşizane gaspa karşı belki de 2016 yılındaki gasptan daha yaygın geniş bir tepki geldi. Evet. Bu olumludur. Bu umut vericidir. Ama bu tabii kendinden gelmedi. Demin söylediğimiz partimizin, kitlemizin ve diğer partilerin kurumsal kimliği değil ama tabanlarının böyle bir ortak mücadele zemin ihtiyacı doğdu ve İstanbul'da da bu açığa çıkarıldı. Toplum olarak, taban olarak. Şimdi bu kadar yaygın tepkinin gösterilmesi evveli vardır. Demek ki izlediğimiz yol olumludur. Doğru yoldur. Doğrudur ve çeperini genişleten. Ve başarıya ulaşmış. Onun için bu kayyum, bu gasp, bu defaki 3 belediyemizin gasp edilmesi bir öncekinden daha yaygın. Bizim dışımıza. Hem kitlesel olarak hem Kürdistan'daki halkımızın buna karşı çok kararlı bir duruşu bir öncekinden daha ötesindedir. Tabii bu gelişecektir. İkincisi ise sadece bölgeyle ve tabanımızla, kitlemizle sınırlı kalmayışı, bu olumludur. Faşizme karşı demokrasi cephesinin ortak mücadele aslında bunu geriletecektir. Türkiye'deki halkların ortak yaşama arzusu, kararlılığı aslında bu tekçiliği durduracaktır. Onun için mesela Batı'da da birçok demeyecek çok yaygın. Belki de yani geçmişte tepki gösteren sayılırdı.
3-5 derdik. Ama bu defa ise tam tersine bu gaspa destek verenler ancak Perinçek gibi, evet, işte kişilerdir. Parti denmeyecek. Parti denmeyecek artık kliklerdir. Çok az sayıda. Bu olumludur. Yine diğer bir olumluysa toplumun bütün kesimlerinden buna karşı bir tepkinin gösterilmesi. Ve aynı zamanda AK Parti'nin içinde de bu bölünmeye, evet, neden oldu. Kesin. Veya bu ülkeye yönetme iddiasında olan birçok yeni oluşumlar var. Yani bunların açıklamaları. Yine sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da, Avrupa Parlamentosu başta olmak üzere birçok kurumun, çevrenin buna karşı tepki göstermesi. Mesela biliyorsunuz geçmişte kentler yakılıp yıkılırken, gasp edilirken belediyelerimiz bu denli uluslararası kurumlardan, yani hem yetkili hem STK veya siyasi partilerden böyle bir yaygın bir tepki yoktu, destek yoktu. Bu defa çok yaygın bir tepki şeyi vardı. Diyebiliriz sadece Avrupa'da Türkiye ile alakalı olan, Türkiye ile ekonomik veya siyasi ilişkisi olan ülkeler, oluşumlar, platformlar değil. Tam tersi dünyanın her yerinde bir devrimci dayanışma, bir demokratik dayanışma, bir halkların kendi dayanışması, yani Zapatista'dan tutun da birçok kesme kadar mesela destek mesajları geldi bize, açıklamaları yapıldı. Şunun için söylüyoruz, bu tekçiliğin sadece bizimle sınırlı kalmayışı, bunun artık sadece Kürtlerin kazanımıyla değil, başta Kürtler olmak üzere, yani Kürt düşman politikası, dışarıda da savaş politikasının sadece artık Kürtlerle, Kürdistan'la veya Türkiye'de de partimizde sınırlı olmadığı yaygın algılanması olumludur. Çünkü bunun savaşın tahribatlarının Türkiye cephesinde emekçinin artık hiçbir şekilde yaşanılmaz, hayatı yaşanmaz hale getirmesinde bir sonucu olduğunun algılanması da olumludur. Diğer uluslararası devletler olsun, kurumlar olsun, bu savaş politikasının kendisine, en azından bu ilk büyük göçlerin kendisini ne kadar zora soktuğunu ve bu zorun üzerinde de Tayyip Erdoğan'ın bu insani dışı olan ve yerinde yurdundan edilmiş bu mağduriyet üzerinde de değil mi? Diplomasi, evet, artık yani Kürdistan'da savaş, gasp, işgal, ama Batı'ya karşı da bunu tehdit olarak kullanıyordu. Bu savaş politikalarının sadece burayla sınırlı kalmayacağını, bunun tahribatlarının başta Avrupa Birliği olmak üzere birçok ülkede, geçmişte en çok da destekçisi olduğu Almanya başta olmak üzere nasıl ciddi etkileyeceğini artık sonuçları görüldü. Peki kayyum atamaların arka cephesine de baktığımız zaman, aynı zamanda içimizde bulunduğumuz şu anda ekonomik krizi gölgelemek, örtbas etmek ve aynı zamanda İstanbul'da kaybettiği rantı tekrardan yeni rant kapıları açmakta diyebilir miyiz? Ya tabii gasp ederken tek bir nedenle gasp etmiyor. Evet. Bir, en başta Kürt halkının kazanımlarını ortadan kaldırmaktır. Dikkat edin, dün İçişleri Bakanı değil artık, iç, yani halklar arası savaş, iç savaş neredeyse bakanı haline geldi. Evet. Yani mesela dün bir açıklaması vardı, önemliydi. Büyük bir sayı düşüyor. Yani bir halkın, bir toplumun nüfusunu dinlendirmek insanlık suçudur dünyada. Hitler böyle geldi. Yahudilerin nüfusuyla, nüfusunun kendi ırkı için tehlike teşkil etme mantığıyla geldi. İlk önce biliyorsunuz sonunda bir soykırıma vardırdı. Bakın aynı şeydir. İşte Kürtlerin gitgide artık nüfusunun, çocuk sayısının düştüğünü, eğer bunları kentleştirirsek, yani köylerini, kentlerini yakıp yıkıp da kentleştirirsek nüfusun düşeceğini, yani bu kadar artık ırkçı, faşist bir politika, düşmanca bir politikanın ötesinde artık bir soykırım politikasına götürecek bir yaklaşım. Tabii ilk başta budur, yani belediyelerin gasp edilmesi. Ama birçok nedeni daha var. Bir, biliyorsunuz son iki aydır oranın nasıl talan edildiği kamuoyuna açıklandı. Açıklandı, evet. Ne kadar yoksul oldu. Evet. Bir, bu talanı örtbas etmek içindi. Üç belediye. İkinci bir şey, bu iktidar
bütün yerel yönetimleri rant haline getirmişti. Tam tersine bize söylediğinin asıl pratikçisiydi. Diyor ya, buranın içi boşaltılıyor başka yerlere. Dediği şey aslında kendisinin yaptığı şeydi. Ve bunun üzerinde de bu talanı örtbas etmesi gerekiyordu. Çünkü gün ve gün bunun tahribatları, bu hırsızlığın, çapulculuğun, talanın ciddi sonuçları çıktıkça sadece bölgede değil, batıda da ciddi bir tepkiye yol açıyordu. Bir diğeri, Kürdistan'da bu rant bürokrasisi oluşmuş. Yani başında mülki amirler olmak üzere valisi, kaymakamı, oradaki bütün mülki amirler, mesela diyor ihaleler, evet, müdahale ediliyor. Aynı tam zamanda yaptığı şeyler. AK Parti il başkanı gibi çalışan valiler var. Aynı. Bakın, şimdi bu rant alanı bürokrasinin de, yani iktidarın dışında yereldeki bürokrasinin de bir rant alanı oluşmuştur. Şimdi hem bu rant alanı açığa çıktığında teşhir olacak da hem de bu rant alanını kaybetmek istemiyor. Mesela çok bariz örnek, Mardin milletvekili, daha önce Dersim'deydi. Dersim'deki tarihim tam bilmiyorum ama Tunceli'de valilik yaptı. Ve daha sonra Mardin'e gitti. Düşünün, kendi kayyum döneminde bırakın kendi yerelini, başka yerlerden geçmişte çıkar ilişkileri olan, beraberce ranta bulaşmış kişilere ihaleler verildi. Mesela bu tespit ediliyordu, bu açığa çıkarılıyordu. Diğer bir şey, bunun ahlak durumu da var. Mesela Dersim'de kamuoyuna yansıdı. Muzur Üniversitesi'nde bir akademisyen, evet, demeyeceğimiz bir kişinin ahlaksızlıkları, değil mi? Evet. Kamuoyuna yansıdı. Neydi bu? İşte üniversitedeki kızların kimi kamu mülki amirlere ahlaksızca nasıl ilişki ağını oluşturdu, değil mi? Kamuoyuna yansıdı. Ama sonra biz bu gasp edilen yerleri alınca bir baktık ki bu kişinin bugünkü kayyum olarak atanan gaspçıyla nasıl ilişkiler içinde olduğu da görüldü. Dersim'de bir üniversitedeki bir öğretim görevlisinin Mardin'deki bir ihaleyle ne işi var? Bir müteahhiti götürüp de ihale aldırmasının ilişkileri ne alakası vardır? Yani bu kadar pis, çirkin ilişki ağıdır. Yani kayyumun, çünkü buraya kayyumun atanmaması, burayı gasp etmemesi bütün, demedim ya, siyasal boyutunun ötesinde bütün bu pislerin açığa çıkacağı görülecekti. Bu ağ açığa çıkacaktı. Bunun şeydi. Diğeri ise sizin söylediğiniz. Ne içeride ne dışarıda artık sürdüremez bir hatta olduğunu. Bu çöküşü mutlaka toplumun tartışmayacağı, manipüle etmesi gereken bir şey. Bu da nedir? Gerginliktir. Kaostur sürekli. Yani sürekli bu kaosu, gerginliği yaratmak zorundadır. Türkiye halklarının bütün bu gaz, bu faşizane talanın açığa çıkarılıp tartışılmaması için. Eskide mesela iktidar çevresine hep şey derdik, biraz daha sivil yolsuzluk derdik, değil mi? Yani ama şimdi ise şimdiki iktidarın etrafında, Erdoğan etrafındaki akraba çevresi bir savaş lobisi oluşturmuştur. Niye? Tümüyle rantını, çıkarını veya içeride demokratik bir zemin, demokratik bir tartışmanın zemin oluşmaması için ne yapacaktır? Doğaldır ki bu tür kaosu, bu tür gerginliği geliştirmek zorunda. Ve bunun da dün bir şey ifade etti sözcüleri. Dikkat edin, diyor ki gündemimizde, işte sözcüsü dün ifade etti. Diyor ki İstanbul ve Ankara kayyum atama gündemimizde yoktur. Evet. Gündem, demek ki gündeme alınmıştır. Bakın, bu bir itiraftır. Yani gündemde yoktur böyle bir şey. Demek ki 3 tane belediye gasp edilmesi hukuki falan değil, dedikleri gibi iddialar değil, kendisinin itiraftır. Dün en üst düzeyde, en yetkilisi, sarayın en yetkilisi, ya bak hükümetin de değil. Bazen deriz ya, hükümet söylüyor ama müktedir değildir, evet, saraydır. Sarayın en yetkili kişisi itiraf etti. İstanbul ve Ankara gündemde yoktur. Demek ki bu yerler siyasi olarak gündeme alınmıştır. Gündemde vardı demek ki bu. Mesela bazen demiyor ya, bu, evet, siyasi karar değildir. Bu bir itiraftı dünkü.
Peki, programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ben Sayın teşekkür Başkanım. Ediyorum. Bu hafta konuğumuz HDP eş genel başkan yardımcısı ve aynı zamanda örgütlenmenin sorumlu başkan yardımcısı Sayın Alican Önlü oldu. Haftaya farklı bir programda, farklı bir konukta buluşmak üzere. Hoşçakalın.